eserlerinin çoğunda olduğu gibi bu romanında da psikolojik aşk romanı olma vasfı ağır basmaktadır. Eser, iki gencin melankolik aşk serüvenini anlatmaktadır. Eserin kahramanları Macit ve Sermet, çocukluk yıllarında birbirlerine karşı çekişme içinde olan gençlerdir. Ancak gençlik çağlarındaki bu çekişme yerini tutkulu bir aşka bırakır. Zaten eserimizin adının anlamı da yarının aşkıdır. Macit'in babası görevi gereği uzak diyarlara gitmek zorunda kalır. Macit ailesiyle gitmek ya da ailesinden ayrı kalarak eğitimini tamamlamak konusunda bir tercih yapmak zorunda kalır. En sonunda babasından ayrılarak eğitim hayatını tamamlamanın daha doğru bir davranış olacağına karar veren Macit, amcasında kalmaya karar verir. Amcasının köydeki yeni evlerinde kalmaya başlayan Macit, burada pek rahat değildir. Çünkü amcasının Sermet ismindeki kızından nefret etmektedir. Macit ve Sermet hiç anlaşamamakta ve sebebini çok bilmedikleri bir şekilde sürekli olarak kavga etmektedirler. Bu iki gencin kavgaları ailenin huzurunu da bozma aşamasına getirir. Aradan biraz zaman geçtikten sonra aralarındaki bu kavgaların sona ermeye başladığını fark eden gençler, bu kavgaların sevgiye, hatta büyük bir aşka dönüştüğünü anlamakta geç kalmazlar. Artık Macit ve Sermet birbirlerini sevmekte olan iki aşıktır. Sürekli olarak birbirlerini arzulayan ve hiç ayrılmamayı düşünen gençleri bir sürpriz beklemektedir. Macit'in ailesi İstanbul'a dönmüş ve Macit'in de kendi ailesinin yanına gitme zamanı gelmiştir. Macit, Sermet'ten ayrıldığı için çok üzgündür. Hiç beklemediği bir anda gelen bu ayrılık, Macit'in hastalanmasına ve yataklara düşmesine sebep olur. Macit'in tek tesellisi, Sermet'in de kendisini sevmesi ve istediklerinde görüşme imkanına sahip olmalarıdır. Her iki genç de birbirlerini sevseler de yine de aşklarının akıbeti konusunda karamsar fikirlere sahiptirler. İlerleyen zamanlarda aşklarının başlarına bir şey gelebileceği konusunda olumsuz düşüncelere kapılan gençler, sandalla denize açıldıkları bir gün intihar ederek bu ıstıraba bir son vermeye karar verirler ve intihar ederek canlarına kıyarlar.